TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat oyuncularının bölüm başı kazançlarını sizler için derledik. Bu bilgiler oyuncuların popülerliği, dizide oynadıkları roller, sosyal medyadaki bilgiler ve tahmini verilerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Dizimizde en sevdiğiniz oyuncuyu yorumlayın. Bakalım dizimizin en sevilen oyuncusu kimmiş? Ahmet Uğur Say, yani Gürcan. Ahmet Uğur Say, 1986 Manisa doğumludur. Manisa şehir tiyatrolarında rol aldı. Komedi Türkiye ve Artist Mektebi'nde yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu ve Vatanım Sensin dizilerinde rol aldı. Dizimizin Gürcan'ı, yani Ahmet Uğur Say, bölüm başı 60.000 TL kazanıyor. Ebru Nil Aydın, yani Sacide. Oyuncu ve yönetmen olan Ebru Nil Aydın, 7 Ağustos 1965 Ağrı doğumludur ve 67 yaşındadır. Ebru Nil Aydın, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ebru Nil Aydın son olarak Cennetin Gözyaşları ve Şahane Damat gibi dizilerde yer almıştır. Dizimizin Sacidesi, yani Ebru Nil Aydın, bölüm başı 50.000 TL kazanıyor. Serdar Yeğin, yani Uzay. Serdar Yeğin, 1980 Bursa doğumludur. Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde eğitim aldı ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. Adanalı Dedektif Biraderler, Aşk Oyunu, Çemberimde Gül Oya, Kılıç Günü, Huzur Sokağı ve Kör Düğüm dizi filmlerinde rol aldı. Dizimizin Uzayı, yani Serdar Yeğin, bölüm başı 70.000 TL kazanıyor. Seren Deniz Yalçın, yani Helen. Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde Eva karakteriyle yer alan Seren Deniz Yalçın, Teşkilat dizisinde Helen karakteriyle yer alıyor. 1,72 metre boyunda 60 kilogram ağırlığında olan Seren Deniz Yalçın, 29 Kasım 1993 doğumludur. Dizimizin Helen'i, yani Seren Deniz Yalçın, bölüm başı 40.000 TL kazanıyor. Yunus Narin, yani Fransız. Yunus Narin, 1989 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümü mezunu olan Yunus Narin, 1.74 metre boyunda ve 71 kilogram ağırlığındadır. Yunus Narin'in en önemli dizileri arasında Sevgili Geçmiş ve Yılanların Öcü dizileri de vardır. Dizimizin Fransız'ı, yani Yunus Narin, bölüm başı 60.000 TL kazanıyor. Ela Naz Koçak, yani Yağmur. 2012 doğumlu olan çocuk oyuncu Ela Naz Koçak, Garanti Bankası, LCY2, Akbank, Dardanel Ton gibi markaların reklamlarında oynamıştır. 2021 yılında ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde kendisine rol bulabilmeyi başarmıştır. Dizimizin Yağmur'u, yani Ela Naz Koçak, bölüm başı 15.000 TL kazanıyor. Levent Can, yani David. 23 Ağustos 1971 İstanbul doğumlu olan Levent Can, son dönemde Kurtlar Vadisi Pusu, İçeride, Arıza gibi dizilerde kötü rollerde yer almıştır. Dizimizin David'i, yani Levent Can, bölüm başı 80.000 TL kazanıyor. Turgut Tunçalp, yani Halit. 12 Mayıs 1976 tarihinde doğdu. Doğum yeri Sakarya, Adapazarı. 1.85 boyunda ve 86 kilo. Özel drama tiyatro oyununda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim aldı. Oyunculuk serüveni 2002 yılında başladı, ancak Merhamet dizisinde canlandırdığı alkolik ve para sevdalısı baba rolü ile tanındı. Sırlar Dünyası, Hayat Bilgisi, Merhamet ve Müslüm gibi birçok yapımda rol aldı. Turgut Tunçalp sanat hayatı dışında karate, dağcılık ve avcılıkla ilgileniyor ve off-road yapıyor. En büyük hayalini ise bütün dünyayı gezmek ve ekstrem sporlar yapmak olarak tanımlıyor. Dizimizin Halit Başkanı, yani Turgut Tunçalp, bölüm başı 110.000 TL kazanıyor. Zeynep Tuğçe Bayat, yani Siyah İnce. Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 Mersin doğumludur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olan oyuncu, 167 cm boyunda ve 56 kilodur. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmak için Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.
2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Afilli Aşk dizisinde canlandırdığı Ceyda karakteriyle popüler hale gelen Zeynep Tuğçe Bayat, daha önce Baba, Kuruluş Osman, Seviyor Sevmiyor, Çilek Kokusu, Ah Neriman gibi yapımlarda rol almıştır. Dizimizin siyah incisi yani Zeynep Tuğçe Bayat bölüm başı 50.000 TL kazanıyor. Yunus Emre Yıldırımer yani Korkut. Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982'de Siirt'te dünyaya geldi. Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. Dizimizin Korkut'u yani Yunus Emre Yıldırımer bölüm başı 120.000 TL kazanıyor. Gürkan Uygun yani Efkar. Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974'te İzmit'te dünyaya geldi. Aslen Gürcü kökenlidir. Ardından Tatlı Kaçaklar dizisinde rol alan Uygun 7 numara, Deli Yürek gibi dizilerde oynadı. 2003'ten itibaren Kurtlar Vadisi serisinde oyunculuk performansı gösterdi. Canlandırdığı Memati karakteriyle seyircinin aklına kazındı. Dizimizin Efkar'ı yani Gürkan Uygun bölüm başı 150.000 TL kazanıyor. Deniz Baysal yani Zehra. 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir ilimizde doğan Deniz Baysal birçok dizide rol almış başarılı bir oyuncumuzdur. Son olarak 7. Koğuş'taki Mucize filminde oynayan Deniz Baysal, Teşkilat dizisinde başrolde yer alıyor. Dizimizin Zehra'sı yani Deniz Baysal bölüm başı 150.000 TL kazanıyor. Murat Yıldırım yani Ömer. 13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın anne ve babası Mardinlidir. Ailesi Kürt köken ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 8. senesinde mezun oldu. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı paslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Dizimizin Ömer'i yani Murat Yıldırım bölüm başı 160.000 TL kazanıyor. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.